Herkese merhabalar. Bugün Ezgi ile birlikteyiz. Ezgi bizim sosyal medya yöneticimiz. Onunla bugün müşterilerimize sosyal medya planı hazırlarken neler yapıyoruz, nelere dikkat ediyoruz bunları konuşacağız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi biz yeni bir müşteriyle sürece başladığımızda sosyal medyada neler yapıyoruz, nasıl bir planlama hazırlıyoruz, burada müşteriden neler bekliyoruz, bizim görevlerimiz neler, biraz bunlardan bahseder misin? Öncelikle bir ortak amaç belirliyoruz. Daha doğrusu müşterinin amacı nedir? Daha çok hizmet vermek mi yoksa sadece kendini tanıtmak mı? Aslında gerçi bunlar birbirlerine bağlı olan şeyler. Bununla birlikte kendisinden genelde öncelikle olarak istediğimiz şey şu ana kadar tedavi vermiş olduğu hastaların fotoğrafları veya videolarını alabilmek. Çünkü bu bizim için önemli. Özellikle Instagram üzerinde lifestyle görsel veya canlı insan görseli ne kadar çok olursa o kadar fayda. Bu da şundan kaynaklı. Ben bir stok görsel kullanabilirim ama aynı stok görseli başka bir yerde kullanabilir ve bu yapay bir duygu verir. Herhangi birini mutlu etmeyebilir. Sen hep şeye bağlıyorsun toplantılarda falan da, hani bağ kurmakla alakalı. Hep bundan bahsediyorsun. Yani orada bir gerçek kişiyi görmemiz ve onun süreçlerini görmemiz hastaların aslında bağ kurması tarafında da destek olacağını söylüyorsun hep. Nedir bu bağ? Yani bu bağı nasıl kuruyoruz biz insanlarla? Aslında şöyle, yani alışveriş yapmak olsun, sosyal medya olsun. Yani gün boyunca yaptığımız her şey bir yerlerle bir iletişim halinde olmak. Bu iletişimi kuruyor olmamızın sebebi de kendimizi iyi hissetmek veya kendimize yarayacak olan şeyi bulmak. Ben bir hasta olarak veya bir hasta yakın olarak Instagram'a girdiğim zaman kötü durumda bir şey değil de iyi, güzele gitmiş olan bir sonuç görmek istiyorum. Ve bu sonucu gördüğüm zaman bu bana güven veriyor. Aa, evet, zamanında böyle bir hastayı iyileştirmişler, böyle bir fark yaratmışlar. Demek ki bende de yapabilirler. Aslında bir yerde bir güven arayışındayım. Yani genel insanlık sorunu gibi bir şey. Bunun sosyal medyaya yansımış hali. Süper, teşekkür ederim. Peki son olarak şunu soracağım. Şimdi biz ajans olarak tüm departmanları aslında içeride tutan bir yapıdayız. Yani reklam ekibi de burada, video ekibi de, art ekip de burada. Sen sosyal medya tarafında o planlamayı yaparken bu ekiplerle nasıl çalışıyorsun? Bu ekiplerden ne gibi bilgiler alıyorsun? Burada seni nasıl besliyor ekipler? Öncelikle şöyle, reklam tarafıyla olabildiğince paralel gitmeye çalışıyoruz. Çünkü çok farklı şeyler gibi görünseler de bir yerde yine aslında amaç aynı. Ve reklam tarafı neye öngörüyorsa veya biz neyi öngörüyorsak birlikte ona göre gidiyoruz. Reklam tarafı bir içeriği özellikle çıkmak istiyorsa biz de ona yönelik içerikler paylaşmaya hazırlanıyoruz. Art tarafıyla ise şöyle oluyor. Şimdi onların çok farklı bir gözü var ve bir yerde biz ne kadar bir şey hayal etsek de onlar nasıl bunun gerçeğe döküleceğini bize gösteriyor. Ve bazen şu olabiliyor, çok fazla şey düşünebiliyoruz, onu yapmalıyız, bunu görmeliyiz, bunu vermeliyiz diye. Onlar ise bizim önümüze çıkıp hayır, aslında bunu verebiliriz ve bunu bir görsel bir dilde şu şekilde sunabiliriz diyebiliyor. Yani bir yerde üçümüz birbirimizi tamamlıyoruz. Vagon gibiyiz aslında diyebilirim. Harika. Verdiğin bilgiler için çok teşekkür ederim. Çok güzel, aydınlatıcı bir video oldu. Sağ ol. Ben teşekkür ederim.